Oha bir dakika onlar ne? Oo bir dakika. Ne buldum ben? Bir dakika şaka mı bu? Aferin lan hazineyi buldun. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Alperen. Köycraft'ın yepyeni bölümüyle daha karşınızdayım gençler. Bugün sizlerle Köycraft'ta eşyalarımızı büyülü yapacağız. Yeni eşyalar yapacağız ve gençler server'da bayağı bir gelişmeye çalışacağız. Öncelikle videoya geçmeden önce hala kanalımıza abone değilseniz lütfen arkadaşlar aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olmayı ve videomuza bir like atmayı unutmayın. Bu video 3000 like gelirse diğer bölümü 40 dakika yapmaya çalışacağım. Bunun için gençler bu videoda sizlere söz veriyorum. Ama bu videoya 3000 like gelmesi lazım. Neyse, bu arada yeni kalktım daha. Öncelikle bir kahvemi içeyim, bir ayıkmam lazım, bir kendime gelmem lazım. Tamam, bu höpürt etmeden sonra hepinizden özür diliyorum. Neyse, bugün arkadaşlar biliyorsunuz biz bayağı zamandan beri elimizdeki eşyaları kullanıyoruz. Ve bunların birçoğu hem kırıldı, hem hasar gördü, hem bunların büyüleri iyi falan değil. Ve şunu da söyleyeyim, sizlere göstermem gereken birkaç şey var arkadaşlar. Bu level ve birazdan göstereceğim itemler nereden geldi abi derseniz de, CubeTV'de arkadaşlar yayın yaptık ve bir tane köy buldum. 21 tane kitap buldum orada. 27 tane elmasımız oldu. Bir sürü gold buldum. Baltık topu buldum. Arkadaki bataklığa gittik. Geceye, orada geceye kadar bekledik. Yani arkadaşlar yayınlarda bayağı bir şey yapıyoruz. Açıklama kısmında CubeTV linkim var. Oradan takip etmeyi kesinlikle unutmayın sizler de. Hepinizi yayınlara bekliyorum. Ve yeni bir tane büfe açılmış. Onu da isterseniz size de göstereyim şöyle. Önce şu pizzamdan bir lokma alayım ondan sonra. Aman tanrım benim. Kendi kendine yayın falan atıyor, anlamadım. Değişik değişik şeyler oluyor. Burada arkadaşlar kıtırcı Necip Usta var. Kıtır büfe var. Buradan gelip kendinize yemek alabiliyorsunuz. Mesela 3 elma 10 TL. 5 tane köfte 20 lira. 5 tavuk döner 20 lira. 3 kurabiye 10 lira. 3 tane kumpir 20 lira. 4 tane de pirzola 20 lira ve son kez de balık ekmeği 20 liraya koymuşlar. Ben genelde buradan ya köfte alıyorum ya da pirzol alıyorum. Geçenki yayında sırf siz istediğiniz diye gittik, 30 tane falan pirzol aldık. Bayağı bir paramız gitmişti arkadaşlar. Şu anda hatta yanımızda ne kadar var bakalım şöyle bir. Şu anda 54 liram var çünkü bizde 1 dolar 1 TL bildiğiniz üzere. Burada da bayağı bir paramız var arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle beraber envanterimizi tertemiz yapacağız ve arkadaşlar bugün güzel bir güçlendirmeler yapacağız sizlerle beraber. Hadi isterseniz şimdi ufaktan başlayalım. Öncelikle bayağı bir diamond'ım olduğu için kılıcımızı değiştireceğiz ve artık bir diamond kılıç yapacağız abi. Daha sonra kazmamı tamir etmek istiyorum. Çünkü bu kazmada bildiğiniz üzere kırılmazlık da var. O yüzden bu kazmayı tamir etmek istiyorum. Onun için de birazcık diamond ayırayım şöyle. Hatta bir bu kadarcık kalsın. Belki az bile gelebilir arkadaşlar. Sonra gereken diamondları da satarız zaten. 21 tane kitabımız var. Burada koruma, keskinlik, güç kitaplarımız var. Zırhlara basasım yok. Çünkü diamond set yapmadan açıkçası zırhlara basmak çok saçma geliyor bana. Ama hepsine birer level de olsun basmaya çalışacağız bugün. O yüzden korumayı şuraya bırakıyorum. Koruma kalsın orada. Öncelikle yapmamız gereken şey birazcık lapis lazuli almak yanımıza. Ve bakalım bu chestlerde işimize yarayan bir şey var mı? Galiba yok, tamamdır. Bu kılıç da artık bizim baby'ye saklayalım. Balon kafa baby'ye saklayacağım bunu da. Baby geldiğinde ona hediye ederiz. Bu arada dün chest yetmedi. Bir tane daha chest yaptım, buraya haberiniz olsun. Ve buradaki zırhlarımız kırılmak üzere. Her neyse. Öncelikle bir tane diamond sword yapıyoruz kendimize. Yani elmas kılıç yapıyoruz. Onu hemen yapalım. Daha sonra şu kazmamızı bir tamir edelim bakalım. 3 elmasa full tamir ediyor. O yüzden yapalım bunu. Görmüş olduğunuz gibi yaptık arkadaşlar. Bu diamondlarımızı da buraya koyalım. Şimdi bu diamond kılıca bir tane keskinlik basacağız. Direkt çıktı vallahi, helal olsun, direkt çıktı. Şimdi keskinliği birleştireceğiz arkadaşlar ve keskinlik 2 yapacağız bu kılıcı. Aynen öyle. Sıra geldi kitaplara basmaya ve bir tane daha verimlilik yok mu ya kitap? Yokmuş be, lanet olsun. Şimdi arkadaşlar şu yayımızı da güçlendirelim isterseniz şuradan. Hemen güç 2 yapalım abi yayımızı. Zaten çok bir level istemiyor. Hop
güç 2 yayımızı da yaptık. Bayağı şu anda bir güçlendirme yaptık gibi. Sıra geldi kazmaya ve kılıcı güçlendirmeye. Şimdi kitapları yavaş yavaş basabiliriz. Bakalım neler veriyormuş. Keskinlik var, verimlilik. Keskinlik aldık ama verimlilik her zaman çıkıyor. Bence bir tane daha keskinlik alalım. Ben bir tane daha keskinlik aldım. Bir tane daha keskinlik çıkarsa eğer 3 levele veriyormuş aslında. Abi alalım mı? Alsak mı ki? Bence koruma diyor, keskinlik ver ya, alalım hadi. Keskinliği de aldık arkadaşlar. Şimdi bundan kalsın burada, en sonunda birleştirme yapacağız. Haberiniz olsun. Hemen birkaç tane daha kitap basalım. Levelimiz çok gitmeyeceği şekilde. Şişleme diyor, koruma diyor, güç diyor. Koruma ver bir tane bize. Bu arada bu enchantları değiştirebiliyorum. Onun farkındayım. Ama değiştirmeyeceğim. Korumalar da kalsın arkadaşlar. İleride zırh bastığımızda elbet bizim işimize yarayacak da. Bir tane verimlilik vermesini istiyorum. Sadece bir tane verimlilik ver. Ya hayır, bir tane verimlilik istiyorum. Güç veriyor. İstemiyorum güç. Abi verimlilik vermiyor. Çıldıracağım. O zaman şey yapalım. Kılıcı ufaktan basalım isterseniz. Hop. 2 buradan. Ve keskinlik 3. Diamond Sword yaptık abi. 9 vuruyor. 3 levelimiz kaldı. Aman tanım dedim. Aman tanım dedim. Bizim levele ihtiyacımız var. Bu kadar kitabı bastık biz ama. Bak 2. 3. 4 tane koruma kitabımız oldu abi. Tam 4 tane. Bakın inanamıyorum. Cidden 4 tane bastık. Şimdi neyden level kasabiliriz? Ben burada yemek pişirmiştim. Bunlardan birazcık level gelir bana. Galiba aynen öyle. Birazcık level geldi. Bakın son şansımız. Dua edin ilkinde şey versin diyecektim ki biz bu enchant'ı değiştirmemiz lazım. O yüzden eski kılıçlardan bir tanesine enchant basacağım. Bu da bir taktik aslında, haberiniz olsun. 1.8'de enchant'ı değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Mesela buna keskinlik basıyorsun. Sonra buna bastın mı farklı bir şey geliyor. Evet, gördünüz mü? Ve verimlilik geldi. İşte bu adamım. İşte bu. Verimlilik 2'ye. Ha bunda bir de kırılmazlık var. 3 level istiyor. Peki ısıtabileceğim madeni falan var mı benim level alabileceğimiz? Burada yok. Burada hiç yok. O zaman ne yapabiliriz? O zaman birazcık hayvan kesebiliriz. Ama bayağı bir uzaklara gitmem lazım. Ve gece olması lazım. Gece zombi falan kesebiliriz. Onlardan çıkabilir arkadaşlar. Şu kılıçta kalsın, bu kılıçları baby'ye veririm. Baby derim, sana hediyem var derim. Al bunları derim. Sonra vermem baby'ye. Neyse abi. Bir de arkadaşlar neyse onu söylemeyeyim videoda, bir sonraki videomuzda sizlere söyleyeceğim onu, hiç merak etmeyin. Şu ipleri de pardon, buraya koymuyorduk, buraya koyacağım. Bunlar burada kalsın şöyle. Yemekler yanında kalsın, çok pis ihtiyacımız oluyor çünkü. Çubuğa şu anda ihtiyacım yok ama yine yanımda kalabilir. Bu arada verimlilik 2 demir baltamız vardı, bunu tamir etmek ne kadar istiyor? 4 level istiyor. Ama ben... Tabii ki de demir balta yapacağım. Çünkü demir baltanın dayanıklılığı daha fazla. Ve buna da bir level basacağım. Bakalım bir level ne verecek. Burada gösteriyor mu? Verimlilik verecekmiş direkt. O zaman direkt verimlilik basalım baltamıza. Her türlü daha iyi olacaktır bu. Baksana abi, bir saldırı hızı var. Yani bilmiyorum. Bayağı fazla. Hop. Verimlilik bir diamond. Diamond abi şeyimizde basmış olduk böylelikle. Süper oldu şu an. Var ya, şu an durumumuz cidden hani ortama göre çok çok iyi oldu. Şimdi gidelim bir hayvan falan keselim. Zaten akşam oluyor. Bu arada arkadaşlar, sizlere bulmuş olduğum balçık toplarında ne işe yaradığını bir sonraki bölümde söyleyeceğim. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi isterseniz sizlere bu balçık toplarını nereden buldum onu göstereyim. Çünkü hile diyen arkadaşlar illaki olacaktır. Yalnız şu kılıç ne ya? Bir şey söyleyeyim mi? Zombiye zıplayıp tek bile atabiliriz. O derece söylüyorum size. Normalde Diamond 3 yani Elmas 3 kılıç 1.7.10'da 10.75 vuruyordu. Ama 1.13'te gördüğünüz gibi 9 hasar veriyor. Yani açıkçası balta daha iyi denilebilir. Baltayla şu an aynı vuruyor abi kılıcımız. Ama tabii ki Sharpness 5 yaptığımızda bu vuruş illaki değişecektir arkadaşlar. Arkadaşlar dün biz balçık toplarını bu bataklığa geldik. Gece olmasını bekledik. Bu arada hadi bakayım. Ah, çıktım güzel. Oha bir dakika, onlar ne? Oo bir dakika. Ne buldum ben? Bir dakika, şaka mı yapıyorum?
Aferin lan, hazineyi buldun. Bir dakika, bu tuzak olabilir mi? Arkadaşlar bir dakika, ben hiç güvenmiyorum bizimkilere. Ben hiç güvenmiyorum, bu blokta açacağım. Abi hazine buldum, şaka gibi la. What? Aman tanrım dedim. Abi hazineye bak. Şaka mı bu? Bu arada geçenki videoda ben ejderha görmüştüm. Birçoğunuz rol play yapıyorsun. Rol yapıyorsun demiş. Arkadaşlar ben orada rol yapsaydım emin olun ev arkadaşımdan su istemezdim. Ve orada o kadar korktuğumu hani ağır çekim alıp sizlere izletmezdim. Oha derdim böyle, sonra devam ederdim. Ve orada yemin ederim ki ters maske falan ejderha akıllına girmedi. Büyük bir ihtimal başka bizden birisi girdi ama ben o anda arkama döndüğüm için korkmuştum. Ve inanamıyorum, şu an hazine buldum la. Ben yemin ederim ki şuradaki, hatta tekrar gireceğim. Ben yemin ederim ki sırf şunlar için geldim. Bunların ne olduğunu bilmediğim için geldim. Bunlar ne? Kırabiliyor mu? Yo, gelmiyor da. Normal bildiğimiz çiçek herhalde bunlar. Her neyse abi, hazine buldum. Neyse, sizlere bu baltık toplarını topladığım yere de getirdim arkadaşlar. Burada akşam olduğunda slime çıkıyor. Ben inanmamıştım. Yayındaki arkadaşlar söylemişti. Bu arada her gün yayınımız var. Tekrar söylüyorum. Açıklama kısmında Kürtçe bir linkimiz var. Oradan yayınlara gelin. Ya cidden hani full yayınlarda geliştik neredeyse. Videolara pek zaman ayırmadım ben. Çünkü hani videoların izlenmesiyle yayınların izlenmesi hiçbir değil. Yayınlarda geçen YouTube'da Köycraft yayını yaptık. Bir dakika, şunu kesmem lazım. Öldü. Şundan bir de levelini alayım. Yani Köycraft yayınları cidden çok pis izlenmeye başladı. Hani videolar izlenmiyor o kadar açıkçası. Ve slime bulduk bir tane. Yemin ederim slime buldum. Ama bu çok küçük. Bu çok küçük. Ben bunu dün kocamanını buldum arkadaşlar. Bir sürü var. Yani kaç tane vardı? 3 tane vardı ve bunlar bölündükçe bir sürü oldu. Toplam 8 tane falan balçık topu elde edindim düneyim buradan. Ve o balçık toplarında sadece yayındakiler ne yapacağımı biliyor. O yüzden sizler de tahminde bulunabilirsiniz. Anırız. Yani mesela şu an benim bu korkmam sizce gerçek mi değil mi abi? Bak arkadan pantom diye reisler gelmiş. Ve bunları da bir ara bugün full avlayacağım, merak etmeyin. Bunlardan çıkan şeylerle dediğiniz üzere iksir yapılıyormuş arkadaşlar, onları da yapacağız. Gel pantom reis, gel gel. Nasıl vuramam ya? Tam yaklaştığında da vuruyorum aslında, neyse abi. Legolasçılık başlıyor o zaman. Benim babam bana küçükken Cüneyt Arkın filmleri izletirdi, hatta ben de izlerdim. Gel buraya. Aslanım. Aşağıya. Şimdi bir tane daha gelecek. Bunu da keseceğiz. Gel buraya gel. Evet, yarışmacımız Yaşar. Yalnız bu korktu gibi. Yok, korkmamış. Geliyor. Süzül hadi. Hop. Bam. Bir tane daha vuram. Gel buraya. Öleceksin bu sefer. İşte bu be. Düşürmeyi başardım. Aman Allah'ım, bir dakika. Örümcek geliyor arkadaşlar. Güzel, bu da öldü. Son bir Pantheon Reis geldi. Bu arada Pantheon mu Pantheon mu hiç anlamadım. Yarışmacımız Yaşar. Mükemmel bir atlayış. Aman tanrım, nasıl kaçtı o? Bir dakika, seni havada vurmayı deneyeceğim. Üstün yeteneklerim seni vurmayı başarabilecek mi cidden bilmiyorum. Oo, bir dakika, abileri çağırmışlar. Hah, burada bekleyeceğim. Hadi hadi. Aga be, aga be, kaçıyorum arkadaşlar ben. Abi bu kadar yeterli, 2 level olmayı başardım zaten. Cidden benim gitmem lazım. Allah'ım, vallahi çok büyük. Bak inanmayanlar var. Öldürdüm bunda. Yes be. Bunlar cidden çok vuruyor arkadaşlar. Yani sebepsiz yere çok vuruyorlar hem de. Bu cidden benim canımı sıkıyor çünkü yemekler çok pahalı burada gördüğünüz üzere. Ve burası creeper ve bir tane slime buldum. Çabuk çabuk çabuk. Allah, creeperlar geliyor. Gelin la, gel. Gel. Patlama patlama patlama. Orada iskelet var, hiç ona yaklaşmayacağım. Sen daha vurdun. Aman tanrım dedim. Level bile vermediler. Yalnız verdi galiba. Hop, Pantheon Reis'ler geliyor. Bir dakika, şu pizza olayı bir yiyeyim arkadaşlar. Canım ufaktan dola dursun. Şu Creeper Reis'le bir savaşalım. Öldü bu da. Vallahi geliyorlar. Gel la gel. Alın. Abi yetişemiyorum ya. Ne zaman geleceğini bilmiyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika, sudan karşıya geçeceğim. Hop. Bir dakika. Hop. Abi yetişemiyorum. Ben vuruyorum ama vurulmuyor. Abi vurulmuyor. Çok tutturmam çok zor. Oha.
Burada bir ses daha çıktı ama korktum. Kaç pantolon var şu an? 2 tane var. Bunlardan hayali zar çıktı, gel buraya. Abi vuruyorum da arkadaşlar, çok yani hızlı geliyorlar. Peki bunların ben aklını karıştırsam? Ama vurabilmem. Vurabilmem lazımdı ona ya. Yetişmiştim. Boyum yetmişti oraya. Allah kahretsin. Neyse. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi itemlerimizle bugün büyülü yapmayı başardık. Hani elimden geldiği kadar yapmaya çalıştım. Ama maalesef elimizdeki levelle bu kadar oluyor. Çok sinir bozucular. Güzel. Geliyor. Son bir vuruşun kaldı senin ya. Cidden öldün yani. Bu sefer harbi harbi öldün. Bu sefer harbi harbi öldün. Abımız geliyor. Gel buraya gel. Phantom Reis vs Bay Doktor. Tek atacağım, izleyin. Yat aşağı, hadi bakayım, hadi mahallene. Hadi mahallene abisi. Neyse, şimdi son kez de kazmamızı şurada basalım. Ve verimlilik 2 artı kırılmazlığımızı da yapmış olduk böylelikle arkadaşlar. Ve hazine bulduk. Ben cidden hala şoktayım. 2 tane diamond çıktı abi, şaka gibi cidden. Her neyse. Bir de zümrüt çıkmış. Daha önce hiç zümrüt satmadım ve bir şey yapmadım. Hayal hazarlarımız da 5 oldu. İşe, ne işe yaradığını yorumlar kısmına yazmayı kesinlikle unutmayın. Demir parçalarını da bir tane demire çevirelim. Hop, tamamdır. 7 tane demirimiz oldu burada. Çok güzel. Neyse arkadaşlar, umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Yani elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştım. Çok fazla ilerlememeye de çalışıyorum. Diğer arkadaşlarımız bize yetişsin diye. Ters baskı ve Oğuz Aslan evi yani. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu video 3000 like gelirse diğer bölümü tam tamına 40 dakika yapacağım sizler için. Tam böyle dizi gibi yapacağım yani. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hala kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Akşam yayın var. Hepinizi bekliyorum ve bye bye. Yürüyorlar karanlıklar, sokaklarda işlenen tüm suçlar üstüne kalacak. Adaleti sağlar, yasa dışı yollar, he. Tarafını seç, el verdi gençlere, kafanıza sıkacağız.